Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere tığ işi bulyon kenar örgüsünün yapım aşamasını paylaşacağım. Yapımı oldukça zevkli bir model. Modelin diğer bir adı da kurtçuk kenar örgüsü olarak geçiyor. Detaylı bir yapımı var ama söylemiş olduğum gibi çok zevkli. Yaptıkça da zaten elinizin hızlanabileceği bir model. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Tığ işi bulyon kenar örgüsü yaparken şöyle ilmeğimi hemen oluşturuyorum. Herhangi bir trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından tığımın üzerindeki ilmeği şöyle parmağımla tutuyorum ki kaymasın. Alttan giriş yapıp buradan ilmek alıyorum. Ve içerisinden bir tane ilmek kaydırıyorum. 1. Alttan giriyorum, ilmeği alıyorum. 2. Alttan giriyorum, ilmeği alıyorum. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakın buraya yığılıyor. 9. Ve 10. 10'uncuyu da aldım. Şu anda 10 tane ilmeği buraya biriktirdim. Şimdi hepsini birlikte şöyle bir tane ilmek alıyorum bakın. Hepsinin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırma tekniğiyle şöyle sıkıca bağlıyorum. Bakın ne kadar zarif ve hoş bir kenar oyası oldu. Hem de farklı duruyor. Şimdi yanına bir tane daha yapalım. Model kendini daha da belli etsin. Hem de tekrarlamış oluruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlmeğimi tutuyorum. Şöyle alttan alıyorum ilmeği. Bir tanesinden kaydırıyorum. Bakın ikisinden kaydırmıyorum. Tuttuğumdan kaydırmadım. Bir tane aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncuyu da alıyorum. Sadece 10'uncunun içerisinden geçiriyorum bakın. Şimdi hepsini birden şöyle topluyoruz. Daha sonra 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Şöyle bir tane zincir çekelim kaçmasın. Bakın şöyle minik minik kurtçuklarımız oluşmaya başladı. Kurtçuklar gibi duruyor. Bir tane daha yapalım birlikte. Bir tane zincir çekmiştim. 2, 3, 4. Tığımdaki ilmeği tutuyorum. Yeni bir ilmek alıyorum. Sadece onun içerisinden geçiriyorum ipi. Bu 1. Yeni bir ilmek alıyorum. Sadece onun içerisinden ilmek kaydırıyorum. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi hepsini birden şöyle alıyorum. Hemen 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına ilmek kaydırma tekniğiyle şöyle sıkıca bağlıyorum. Yaptıkça daha da güzelleşen bir model. Üstelik farklı. Bunu bebek yeleklerinin kenarlarında, battaniye kenarlarında veya TV ünitesi yaptığınızda onun kenarına da uygulayabilirsiniz. Kırlent kenarlarına da çok hoş olur. Hem farklı olur. Bu tığ tekniği, bu iğne tekniğiyle yapılan bulyon modelinin tığ işi versiyonu. Bu tabii ki orijinal gibi olmasa da onun bir benzeri oluyor ve
Oldukça da şık duruyor. Kurtçuk diyenler de var bu modelimize. Yapısı gereği biraz benziyor. Bu şekilde yapımı çok eğlenceli. Tabii ki biraz ilmek toplarken vakit alıyor ama yaptıkça eliniz hızlandığı için herhangi bir sorun olmuyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.